Evet, zayıflamakla ilgili bildiğiniz gibi dünyanın birçok ülkesinde oldukça çeşitli, çeşnili zayıflama, damla, draje, kapsülleri, ilaçları üretilmekte. Bu konuda çok yoğun çalışmalar yapılmakta. Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde birleşimin de sıptramin bilindiği gibi nedir? Kimyasal bir madde kalp atışını hızlandırıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve almış olduğu kaloriyi kişi hızlı bir sürede yaktığı için aldığı enerjiden fazlasını tükettiği için zayıflıyor. Fakat subdramin beynin hormon dengelerini bozduğu için vücudun hormon dengelerini bozduğu için ne oluyor? Kişi sürekli ve tempolu olarak yavaş 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 zayıflamaya başlıyor. Yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor. Çünkü kalp atışları normalin %10, %15, %20 normaldan fazla atıyor. Bu şuna benzer. Bir kişi sürekli koşuyor. Durmadan, dinlenmeden, uyumadan. Ama yavaş tempoyla koşuyor. Ne kadar koşabilir? Hiçbir insan uzun süre koşamaz. Yavaş tempoyla olsa dahi. İşte subdramin yavaş tempoyla koşan bir insan gibi sürekli yoğun oranda enerji harcadığı için kişi sürekli yavaş yavaş kilo veriyor. Almanya'da yıllar önce bir televizyon moderatörü zayıflamak için Almanya'da böyle kutu kutu kutuların içerisinde proteinler satılır. Zilim Pak, Kozmik Pak, Kozmik Slim, efendim Perfect Slim vesaire vesaire Slim, bir sürü Slimli. Üzerinde böyle kutular içerisinde protein olan, işte bunu günde 3-4 defa bir su bardağı içerseniz, şu kadar kaşık karıştırır da suyla, sütle içerseniz zayıflarsınız derler. Ve nitekim onu kullananlar zayıflamıştır. Fakat o televizyon moderatörü 130 kilo gelen şahıs bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra zayıflamaya başladı. Yavaş 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 adamcağız mum gibi eridi. Zayıflamasını önlemek, durdurmak için hastaneye kaldırdılar. Zayıflamayı önleyemediler. Eriye eriye ne oldu? Bir deri bir kemik kaldı ve öldü. 130 kilodan tabii hemen ölmedi. Nasıl öldü? Yıllar sürdü ölmez. Yani bu ölümü yavaş yavaş ölüm. Bir günde, 2 günde, 3 günde, 5 günde ölmek var. Ağrı acı çekerek. Bir de yıllar süren bir acı çekerek yavaş yavaş ölmek var. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu yönde çok anormal durumlar olduğu için Amerika'da 70 tane 70 firmanın üretmiş olduğu Amerika Birleşik zayıflama, damla, draja, kapsüller içerisinde subtramin içeren 70 firmanın üretmiş olduğu ilaç içerisinde subtramin olan bütün ilaçlar piyasadan çekildi ve yasaklandı. Hepsine yasak geldi. Türkiye'de de tam 9 firmanın üretmiş olduğu bitkisel denen, aslında bitkisel değil, 9 firmanın üretmiş olduğu çeşit çeşit zayıflama, damla, draje ve kapsüllerin içerisinde subtramin içerdiği belgelendi. Fakat yasaklanmadan. Ölüm vakaları olduğu halde yasaklanmadı. Ne zaman yasaklanacak? Herhalde çok insan ölünce yasaklanacak. Onun cevabını da ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız siz bana söyleyin. Şimdi Türkiye'de bir ara ne oldu? Acı çehre zayıflatır diye bir meyve ekstraksı, hapı, damlası, drajesi piyasaya sürüldü. Televizyonlar, gazeteler, internet sayfaları günlerce, aylarca bir reklam, bir furya acı çehre.
Bir doktor dostum bana geldi, dedi ki bu furyada biz de üretelim, biz de satalım. Dedim ki ya ne olduğunu bilmiyoruz. Etkili mi değil mi bilmiyoruz. Klinik araştırması var mı yok mu bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi üretip piyasaya satıp para kazanacağız. Bu insan sağlığını tehdit etmek ne demek dedim ya. Bir doktorsun üstelik. Ya boş ver. Herkes dolduruyor. Kasasını biz de yapalım. Yok dedim, ben o işe girmem. Ben o işe girmem. Sonra neymiş bu acı çehre diye inceledim, araştırdım. Acı çehrenin aslında aktiken denen bir meyve ağacının meyvesi olduğu anlaşıldı. Aktiken. Aktiken eğer ki kişi bir iki haftadan fazla kullanırsa ne olur? İshal olur. Yoğun ishal kaybının sebebiyle kilo verebilir. Önce kilo verir, sonra ölebilir. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde aktiken durdurulması mümkün olmayan rahatsızlıkları, vitamin, mineral, enzim kaybına sebep olduğu için, yoğun ishale sebep olduğu için yasaklandı. Ha, Amerika'da yasaklandı. Türkiye'de hemen acı çehre ne oldu? Piyasadan çekildi. Duyuyor musunuz artık acı çehreyi? Duymuyorsunuz. Sonra ne oldu? İşte sonra Türkiye'de bu gördüğünüz altın çilek furyası başladı. Altın çilek, şu gördüğünüz meyve. Şöyle bir kapsül içerisinde gizlenmiş ambalajlı meyve. Bu aslında altın çilek, aslında bizim eskiden bildiğimiz güve otun meyvesi. Altın çilek demelerinin sebebi yeni bir meyve, yeni bir ürünmüş gibi piyasada bilinsin, tanınsın, satılsın diye. Meyve. Bu güve feneri meyvesinin birleşiminde yüksek oranda, %90 oranında glikoz, yani fruktoz, şeker içerir. Şeker, şeker. Birleşiminde şeker olan bir meyve asla zayıflatmaz. Yine bununla ilgili bir dostum dedi ki ya altın şey acı çilek, acı çehre üretmedin. Bari altın çilek üretelim. Piyasada çok tutuluyor, çok satılıyor. İnsanlar zayıflıyor. Ben dedim ki birleşiminde şeker var. Asla zayıflatmaz. Bunun içerisinde bizim bilmediğimiz bir şeyler dönüyor. Ne dönüyor bilmiyorum. Ama çıkacak bunun kokusu. Ben 30 yıldır bu piyasadayım. 32 yıl oldu. Ben ismimi kirletmem. İsteyen kirletsin. Ben insan sağlığıyla oynayamam. Onu oynayanları da Allah bir gün cezalandırır dedim. Gitti vatandaş. Bu doktorumuz doktor olduğu halde para için her şeyi yapmayı düşünen bir üçkağıtçı gibi bir şey. Allah ahlı fikir versin. Gitti. Altın çilek üretti, sattı. Sonra altın çileğin zayıflatmadı ortaya çıktı. Altın çilek kullananlar ölenler oldu. Neden? Çünkü altın çilek meyvesinden zayıflatması mümkün olmadığı için bunun içerisine subtramin, kimyasal madde kattılar. Zayıflatıcı. O da kullanıldığında sürekli olarak zayıflatıyor ve durması mümkün olmuyor. Bütün hormon dengelerini bozduğu için kullanan insanlar sonunda ölüyor. Bizim milletimizde hemen bir şey duydu mu, gördü mü hemen ağlıyor, kullanıyor. Al kullan, al kullan. Araştırmıyorlar. Araştırmak lazım. Son altın çilek bitti. Mango çıktı. Mango. Afrika mangosu. Neymiş? Efendim çok meşhur bir Türk doktoru Afrika mangosuyla zayıflamış. O zaman haydi piyasaya. Ürettiler. Afrika mangosundan damlandıracak kapsül yaptılar. Sattılar. Bana dediler ki tekrar ya iyi güzel şeyler üretiyorsun. Neden Afrika mangosu sen üretmiyorsun? Çok güzel para var. Para her şey değil. Bunda da bir iş var dedim. Çünkü %89 oranında şeker içerir. Fruktoz. Şeker içeren bir meyve, bir zebze, herhangi bir şey zayıflatmaz,
kilo almaz, kilo verir kişi, kilo vermez, kilo alır. Bunun içerisinde de bir şey var, gizli bilinmeyen bir madde var dedim. Ne oldu? Aylar sonra Afrika mangosu kullananlarda ölenler oldu. Niçin? Çünkü içinde kimyasal madde var. Evet, piyasada bu tür alevere dalevere yapanlar gözlerini hırs bürümüş, para hırsı, para. Onların gözünü bir gün toprak dolduracak. O zaman görecekler öbür dünyada. Ama adam dünyaya inanıyor mu, inanmıyor mu? Tabii ayrı mesele. Şimdi şu gördüğünüz bitki funda. Şu fundanın görünüm şekli, bu da çiçeği. Yaprağı, çiçeği. Funda dünyada zayıflatıcı en etkili bitkilerden biridir. Fruktoz içermiyor. Şeker içermiyor. Zayıflatıcı. Maydanoz. Zayıflatıcı. Funda, maydanoz, zayıflatıcı. Artı bu bitki nedir? Kuş konmaz. Evet, biraz büyük. Büyükçe bir bitki. Gördüğünüz gibi kuş konmaz denmesinin sebebi üstüne bir kuş konduğunda dalı yaprağı eğildiği için kuş konmaz. Tikenli olduğu için kuş üzerine konmaz. Konsa batar. Böyle tiken gibi yaprakları var. Kuş konmazla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Ya araştırmalar sonucunda ne diyor? Kuş konmazla ilgili yapılan klinik araştırmalarda birleşiminde, bu bitkinin birleşiminde asparagin denen bir madde keşfedildi. Asparagin. Asparaginin kanserli hücreleri yok ettiği belgelendi. Yani kansere karşı etkili. Lenf kanseri, kan kanserine karşı kuş konmazın ama yaprağı, sapı, çiçeği, meyvesi değil. Kökü. İkinci bir özelliği ise kuş konmazın, kuş konmaz kökünün ekstraktı, maydanoz otunun ekstraktı. Otu değil ama. Ekstrakt. Neden? Şimdi şöyle. Birleşimindeki etken madde kuş konmazın %5. Maydanozun birleşimindeki etken madde %5. Siz bunun otunu kullanırsanız, maydanozu mesela, etkisi nedir? %5. Kaç tane hap kullanmanız gerekir günde etkili olabilmesi için? 3 defa 25, 20 ile 25 hap, yani 60 ile 70 hap kullanmanız gerekir etkili olabilmesi için. 60-70 kapsül damladıracı almanız mümkün mü? Değil. O halde ne yapmak gerekir? Özel bir laboratuvar çalışmasıyla bunun, maydanozun veya kuş konmazın veya fundanın, maydanoz, kuş konmaz ve fundanın birleşimindeki etken madde ortalama %5. Destilasyonla birleşimindeki etken madde damıtılarak veya ekstraksiyonla, alkolle damıtılırsa ekstraksiyon, suyla damıtılırsa destilasyon denir. Birleşimindeki etken madde alınır. Bu etken maddeden damla, draje, kapsül yapılır, ilacı yapılır. Bakın burada yapmış Almanlar. Kuş konmaz kökünün ekstraktı ve maydanoz otunun ekstraktından elde edilen damla drajelerle Almanya'da klinik araştırması yapılmış. Bir klinik araştırmasına katılan bayanların 10 hafta içerisinde 8 kilo 200 gram verdikleri belgelenmiştir. Yani 2,5 ayda 8 kilo 200 gram. İkinci bir klinik araştırması 120 bayan üzerinde yapılmış. Bunların da 3 kilo 600 gram verdikleri daha kısa süre sürdüğü için etkisi ispat edilmiştir. Şimdi biz ne yaptık? Bir, maydanoz forte. Maydanoz forte. Bu maydanoz forte. Bu da funda forte. Maydanoz forte, funda forte ve kuş konmaz forte. 3 çeşit zayıflatıcı kapsül ürettik. Neden 3 diyeceksiniz? 2 veya 1 değil de 3 çeşit zayıflama ürünü. Maydanoz forte,
Kuşkonmaz Forte, Maydanoz Forte, Kuşkonmaz Forte, Funda Forte. Neden üç çeşit? Çünkü kişi normal tempo ile zayıflamak isterse bu kapsüllerden herhangi birinden bir tanesini günde 3-4 defa bir kapsül alması, 3 veya 4 defa günde alması yeterli. Normal zayıflamak istiyor. Hızlı bir tempo ile zayıflamak isterse 2 kapsülden günde 3 defa yemekten önce alırsa daha kısa tempoyla tempo zayıflama temposu hızlandırır. Eğer çok hızlı zayıflamak istiyorsa üçünden sabah, öğle, akşam birer tane alırsa zayıflama temposu çok çok hızlı sürede zayıflar, zayıflatıcıdır. Ve bu ürünlerin hiçbirisinde kimyasal madde, yani o öldürücü subtramin yok veya başka bir kimyasal. İsteyen istediği laboratuvara bizim ürünü göndersin, tahlil yaptırsın, aradaki farkı görür. Aradaki fark nedir? Tamamen doğal. İstediği laboratuvarda inceletsin. Hiçbir yan tesiri yok. Tamamen doğal. Artı Almanya'da yapılan klinik araştırmalar var. Belge var, bilgi var. Zayıflattığı belgelenmiştir, ispat edilmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde zayıflatıcı diye piyasaya sürülen ilaçlar, hepsinin yan tesiri var. Mesela yosundan elde edilen, Almanya'da zayıflama hapları var. Yosundan elde edilen, çeşit yosun türlerinden elde edilen zayıflama hapları kuatra sebep olur. Subtramin içeren bitkisel denen hapların hepsi zayıflatır ama aynı zamanda yavaş yavaş öldürür. Hayatınızı, canınızı seviyorsanız her söylenene inanmayacaksınız, araştıracaksınız. Mesela burada sitede vatandaş diyor ki biz çok mükemmel bir ürün ürettik. Neymiş? Panax üretmiş. Panax üretmiş. Kalp damar açar diyor. Ve diyor ki Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapıyorum, Başbakanlığa çağrı yapıyorum vesaire diyor. Başbakanlığa çağrı yapıyor. Ben çok büyük buluş buldum. İnsanları kalp damar rezine kurtaracağım. Başbakan bana kulak versin. Sağlık Bakanı bana kulak versin diyor. Eylül, bu Ekim'in 3'ünde Kanal Türk'te Neşte programına çağırdılar bu vatandaşı. Yaygara yapan, şamata yapan vatandaş. Kalp damar açar, benim ürünüm Panax kalp damar açar diyordu. Beni çağırın, her tarafta, her yerde konuşurum diyordu. Gelmedi. Kim gitti? Ben gittim, ben konuştum. Neden? Ben her yere giderim, her zaman konuşurum, her şekilde konuşurum. Fakat onlar gelemedi. Neden gelemedi? Sadece internette 400 şikayet var. Annesi, babası, ebesi, dedesi veya ninesi veya yakını ölen, hastanelik olan, komaya giren, tansiyonu, kolesterolü fırlayan. Onlar da bu işin darlaveresini yapıyor. Neden? Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üretenlerin %99'u damla draje kapsül yerine ot satıyor. Bakın, ben bunu burada, pardon, oradan bir kağıt parçası verilmiş. Boş bir sayfa. Şimdi şurada bir firmanın üretmiş olduğu kapsülü görüyorsunuz. Nedir? Kapsül değil. Kapsül dediği şey otu öğütüp, değirmende öğütüp kapsül yapmış. Yani üç kağıtçının bu kadar da olmaz. Başka bir firma balla otu karıştırmış, hap yapmış. Balla ot. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bu da sadece Türkiye'ye mahsus. Sadece Türkiye'de böyle dalavereler oluyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde damladırıcı bitkisel gıda takviyesi ottan, böyle öğüterekten ottan damladırıcı yapılmaz. Bu çok meşhur firmalar, Panax vesaire, bazı firmalar da
kimyasal madde katıyor. Şimdi bu bizim üretmiş olduğumuz Panax. Bunun birleşiminde 19 çeşit etken madde var. Bitkisel. Bakın aradaki fark nedir? Evet. Gördüğünüz gibi bitki ekstraktı. Evet. Bitki. Bu bitki ekstraktı. Şunlar çöp. Şimdi vatandaş bizim gibi bitki ekstraktından yapılan hap, damla draje üretirse, yaparsa, bitki ekstraktından damla draje yaparsa bir kutunun maliyeti 20 lira 25 lira. Pahalı. Ottan çöpten damla draje kapsül yaparsa bir kutunun maliyeti 1 lira. Sadece para kazanmak, çok para kazanmak için insan sağlığıyla oynayan, ağır kelime konuşmak istemiyorum. Siz daha iyisini bilirsiniz. Hürmetler, saygılar.